Kızım, ünlü müsünüz? Ya ünlük hem ya, ünlü olmak tuhaf bir şey bence. İnsanlar tanıyorlar beni, insanlar konserime geliyorlar. Konserler full geçiyor, öyle diyeyim. Ünlü olmak niye tuhaf? Sizin için değil mi? Yani tuhaf değil. Tuhaf bir şey. Peki Hollanda'da ne sevmiyorsunuz? Hollanda'da ne sevmiyorum? Bak bu iki soruyu da tam tersi de istiyorum. Bak iki ülkeyi şey yapmayalım. Tamam. Dengeyi tutalım. Böyle diyeyim, Türkiye'nin neyi sevmiyorum? Onunla şey yapayım. Birkaç şey var. Hallederiz. 5 dakika. İşte. Şu. Bunu geliyorlar bana. Hele hele konser günlerde. Ve bütün ekip artık o kelimeyi öğrendi. Hallederiz. Aa. Hollanda'da 3 televizyon programı ve Türkiye'de 1 televizyon programı. Şimdi ikinci sezon o Türk Yemek Programı da biraz Türkiye'de çekmek istiyoruz. Ha, Türkiye, evet. Evet tabii. Ondan sonra konserler ve bütün bunların sonunda küçük yeşil araba. Müthiş. Küçük Müthiş. şeylerden mutlu Müthiş. olmam Evet. bence güzel bir şey. Öyle. Evet. Peki ya, Türkiye'ye o geldik. Amerika'nın müziği olmayacaktı. Şimdi ne diyorsun o İşte. zaman bu Trump'a, bize böyle bir tweet atıyor? De mi? Anlamadı son söylediğini. Anladım, Anladı peki. anladım. De mi Ne, dedim? Trump'a ne diyorsun dedim şimdi Trump'a. Bir şey diyeceğim mi? Trump'a bir No, söyleyeceğim var tanımıyorum, etmiyorum. Ne diyeceğim? Evet, tatlı kızmış, evet. Bir konserinde zılgıt mı çekti? Do you understand that? Yes, Evet. yes. Nedir o? Nedir? Biz köylüyüz. Anlatayım. Benim nenem çok okuma yazmayı bilmiyor. Ve benim müzik yaptığımı da çok anlamıyor. Ayıp dedi, yapma dedi. Ama dedim yok nene, Ne ayıp, neye ayıp diyor? Müzik yapmak. Ha, müzik yapmaya. Evet, biraz eskilerden. Ama ondan sonra bir kere Harlem'e geldi. Hollanda'da ve bir kere konsere gel dedim. Gelmem dedi ilk önce. Ondan sonra çok Nene şimdi Hollanda'ya gelip gidiyor mu, orada mı Evet, yaşıyor? evet. Kışlarda bazen geliyor. geliyor. Ve konsere gelince çok şık bir alandı. Herkes çok şık giyindi. Sadece böyle Hollandalılar var ve nenem şalvar falan. Ondan sonra şarkı söyledim. Nenem la 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 maşallah kızım diye bağırdı. Bütün Hollandalılar o ses Evet. ne? Kim değil o ses ne? Ama Türk. ne yapıyorsun? Anana babana mı veriyorsun, yoksa kendin de harcıyor musun? Evler alıyorum. Şaka. Evler No, alıyorum. no, no, Ne şaka. yapıyorsun Yok, orada? biriktiriyorum. Bir dakika Türkiye'de hep dinle. ev alınıyor. Niye ev alınıyor Yok, yok, anlamıyorum. yok. Biriktiriyorum. Küçük bir araba almak istiyorum kendime. Ona para biriktiriyorum şu anda. Alırsam size bir fotoğraf yollayacağım. Küçük bir tane yeşil araba istiyorum ben şimdi. Küçük yeşil araba Ya, istiyorsun. evet, böyle Antep fıstığı yeşilli. Ama bulamıyorum. Problemim o. Arzu, benim annem sana bayılıyor bu arada. Bunu belirtmek Teşekkür ederim. isterim. Evet. Çok Buraya selam gelmeden söyle. önce aleykümselam, baş üstüne. Kim geliyor, hani seninle birlikte konuk olarak kim var? Karsu geliyor dedim. Annem çok büyük bir tepki verdi. Dedim ki hani Duydun anne, mu? ben de çıkıyorum hani. Dedi ki Karsu gelinim olsun mu? Ne? Olsun Evet. Sonra ortalığı karıştırma anne dedim lütfen. Nasıl yani? Seni Efendim? Seni Karsu. diyor. Evet, Yok kız. Ya öyle değil. Hep seni gelin olarak istiyorlar. Çünkü Evet. böyle bir. Oo ya, bazen bana diyorlar. Oğlum var, doktor, avukat İşte tamam, falan. Onun anası da aynı şeyi Aynen. söylüyor. Çünkü senin için. Evet. Ya Memnun birader, oldum. senin böyle bir hem Gerildim. lokal hem de üniversal bir halin var ya böyle, hani lokal okay. dolma da sararım. Kayınvalideme yardım da ederim filan. Aynen. He, bundan iyi Annelere gelin çok olur selam falan. söyle. Aleyküm selam. Okay. Bak aradan bağlıyor da. Bak şaka değil. Hollandalara saat 5-6'da gitsen misafirliğe, kapıyı böyle açarlar. Evet. Aa, merhaba, nasılsın? Biz biraz da yemek yiyeceğiz. 2 saat sonra gelirsen seviniriz. Tak diye kapı kapanır. Ama Türkler de mesela benim evimde de gelin, hoş geldin. Yediyorsan fark etmez. Ah, sana yemek. Ya ondan sonra sağ olun, doydum doydum, gerçekten doydum. Ya ikinci kez. Dünya her tarafta olunca başkaları acaba ne der? Şimdi bu çoğu kişiye sayılıyor ve bu annelerden babalardan şey yapıyor. Komşunun ablasının kardeşinin abisi acaba ne der? Ya bana ne? Kız, şimdi baktığımda yemin ederim %80 evimdeki ikinci el.
Var ya bir şey böyle güzel ve ucuz bulmak beni çok mutlu eder. Böyle şey olurum yani birisi gelir şundan 20 euroya aldım asıl fiyatı 1000 euro falan böyleyim ben. Benim bir kuzenim var o şey der. Çok çok kız sen öyle deme sen sanatçısın sen söyle işte bunu bu markadan işte bu buradan yok ne ben güzel ucuzdan aldım. Bazen bile sokaktan bir şey bulup da yıkayıp evime koyuyorum. He burada gayet normal yani. Mesela geçen neredeydi? Ha Eskişehir'deydi. Kadın yani konserden dışarı çıkıyorum sonra anlatırım. İnsanlarla konuşuyorum ve bir şık kadın geldi. Konserden sonra dedi ki: "Ay aşkım olağan üstü." Ben de kimin üstü? Hangi oğlan? Ondan sonra tabii ki hemen babama gidiyorum. Baba kadın böyle böyle dedi. Ha böyle böyle. Anlatıyor babam. Ve çok güzel kelime öğrendim. Mütemadiyen. O da çok güzel. Artık bence biliyorsunuz değil mi? 2, 3, 4. I don't want this baby patlıcan. I don't want this baby patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı. Bu sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Come on. I don't want this baby patlıcan. Ama halen 25 yaşına geldim. Biraz yani büyüyoruz her gün. Ve bazen yeni kelimeler öğreniyorsun. Ve arkadaşlarımla anlaştım ki her gün bir zor kelime, benim için zor, öğreniyorum. Mesela zerzevat. Meşrubat. Ama ikisini de halen karıştırıyorum. Birisi kola fanta, birisi nane maydanoz ama whatever. Derler ya, hallederiz. 5 dakika. Aa boş ver. Ben onları bazen böyle gıcık oluyorum ama güzel şeylere dönelim. Dilimize, müziğimize dönelim. Bir gün dedim ki yani Türk'üm, Türk müziği yapmayı bir deneyeyim. Ama yani ilk dilim Hollandaca, ondan sonra İngilizce. Şöyle böyle de Almancam var ama Türkçem yani profesyonelce olmaya başlıyor ama. Şöyle böyle. Bir dakika. Şimdi, oradaki o akşamdaki doğaçlama yaptığım bluzu şimdi sizin için söyleyeceğim. Ama sizin içinizdeki ne varsa bana bağırabilirsiniz, okay? Yani içinizde yeah or ooh or maşallah varsa söyleyebilirsiniz. Deneyelim mi? 1, 2, 3. Bir dakika. Okay, siz yaparsanız ya yeah, herkes yapar, okay? Şimdi 1, 2, 3. Türkiye'de ünlülük farklı ve Avrupa'da ünlülük farklı. 2 gün önce İzmir'deydim mesela otelde. Ben bayağı spor yaparım. Spor salonuna gittim. Hanımefendi dedi ki ya işte Covid'den dolayı sadece 4 kişi alıyoruz spor salonunda. Otelin müdürü vardı. Aa Karsu Hanım spora mı gidiyorsunuz? Gidecektim de işte dolu. Adam hemen aradı. Bütün spor okulunu sadece benim için kapattırdılar. Öyle şey oldum ki istemiyorum dedi. Gitmek istemiyorum. Yok dedi zaten öbür kişileri iptal ettik. Öyle tuhaf oldum ki yani öyle bir şey olmamalı. Ben onun başkalarına farklı değilim ki. Ben spor okulunu benim için kapatacağım.